Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. Varlığımızı kasmaya devam edelim. Böyle bir şeyler. Kasmaya devam edelim. Dodge Resistance boost atmışız. 54K'ya gitmiş. Güzel. Random çekmeden önce şunları kontrol edelim. Oha, normal raid diyor. Burada her varı selit diyor. Elite giremeyeceğimiz için şu an almaya da gerek yok. Boşu boşuna. Burada biz normali vermemişiz. Hadi verelim. Burada bir şey yok. Para da yok. Hasamonya'da var bir şey. Bakalım elit mi normal mi? Girelim bakalım ne varmış. 144. Abi adamlar parti kurmuşlar da kaçırmışız. Neyse, normal dungeon diyor bir tane daha. Onu da aldık. Bakalım başka. Kur'an'a gidemiyoruz zaten. Şu 144'teki Aruara'ya bir geçelim. Oraya da bakalım. Buradaki var mıymış? Bu da normal. Tamam, güzel. Bayağı bir şeyimiz var. Normallere dönebilirsek güzel olur. Yine biz Arona'mıza geçelim. Hero diyor ya. Antark Hero'ymuş da dur. Şeyleri yaparız da. Antark Hero partisi varken hazır girelim. Parti gördükçe kaçırmamaya çalışın. Umarım yetişebiliriz. Haydi. Haydi yaparsın. Link is not valid. Hiçbir şey olsun. Aha geldik. Tamam. Şöyle şey tarafına geç. Güzel. Antark Hero partisi geldi. Biz de oraya girdik. Buradan direkt alalım. Aşağıdan başlamışlar. Buranın avantajı repudan yana olur. Yani itibarınız yükselir. O yönden güzel olur yani. Yukarıdan başlarsa da altın ve gold oranında şeyiniz olur. Rubiniz aynı şekil kasıldığı için çok da önemli değil. Şimdi buraya vuralım. Evet. Çık 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 çık. Düşme aşağı. Aa, öleceğiz. Öleceğiz. Fiyara öleceğiz. Öldük. Kalkmaya değer mi? Değer herhalde. Antar Hero Fiyarlar nedeniyle zor. Yavaş yavaş yapacağız bir şekilde. Şöyle geçelim. Parti bulduysanız bakın partide olay şu oluyor. Çok daha hızlı gidiyorsunuz. Hani yavaş yavaş kasılmaya uğraşmıyorsunuz. Daha hızlı oluyor. Yani tek kasıldığınızı düşünün. Bir de 5 kişi kasıldığınızı düşünün. Artı yani tek kişi rekleyerek girmeye çalıştığınızda bu sefer şey oluyor. Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bunların da 19 günü kalmış. Bunları da alıp tekrar koymamız lazım pazara. Önce şurayı bir gönder. Magic bir şey çıkmamış mı? Çıkmamış. Şöyle kıralım bari. Evet, güzel. Bunu niye kilitlemişiz? Reduce Speed. Bunu ya biz kullanırız ya da satarız. Bir şekilde ayarlarız. Doge Elas Redüce. Yani bunu kullanmayız herhalde. T6 çünkü. Diğer T7 diye hatırlıyorum. İdare eder. Fulleyeceğimiz bir stat olmadığı için
Hani ortalama bir set yapacağız. O yüzden çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Garip bir şekilde bize tanıklatıyorlardı az önce. Herkes bekliyor. Hadi vur artık. Challenge da yapıyorlar. Mis gibi. Biz de yapalım challenge'ımızı. Bu elastikiyet açtığı için buna kritik atmak kolay değil. Harbiden fazla şey gerekiyor. O verdikleri şeyleri açıyorlarmış. Onu da gördük. Oo, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir cambaz. Vurmaya devam et. Ice Trap'ı yeme. Güzel. Challenge'ı da kestik. Biraz yavaş kestiler ama olsun. En azından kestik. Amblem zaten atmıyor. Öyle bir şansımız yok yani. Burada bunlar varmış. Burada bunlar varmış. Güzel. Bunları alıp pazara koymam lazım da. Nasıl yapsak? CD'ye sokmayacak gibi geliyor da bunlar, o yüzden bir tık şey yapıyorum. Olsa mı olmasa mı tarzında. Atak kafalı arıyor arkadaş. Armor block pet. Çöp abi ya. Hepsi çöp. Doğru düzgün bir şeyimiz yok. Çıkmadı daha. Bir şu vardı, o da T3'te çıktı. Şu an burada göremiyoruz tabi. Zindan içindeyken buralar gözükmüyor. Yani buradaki itemler, alabileceğiniz itemler. Zindan içinde ticaret yapamıyorsunuz. Zindan içinde şey yapamıyorsunuz. Yani zindan içinde yapılmıyor bu olaylar. Buradan bir şey satın alamıyorsunuz mesela. Ne varmış? Asasya, Ayasya, Pirist. Güzeldir Pirist. Priest, Priest mi? Öyle bir şey. Nasıl okunduğunu inanın bilmiyorum ama güzel. Şimdi bu adamın vurduklarıyla başlayalım vurmaya. Şöyle biraz can çalabilirsek çok tatlı olabilir. Burada şey var, bakın bu buz yağdırıyor ya, çok felaket vuruyor. O yüzden düzgün spamlayabilmemiz lazım. Küçükler bittikten sonra da çıkacağız. Küçükler bizi hayatta tutuyor şu anda. Bir de tank seti olduğu için. Sadece Doge'la alakalı düşünmeyin siz bu seti. Bu set bir tek Doge değil. Sizin hem de tank setiniz. O yüzden bayağı işinize yarıyor.
Bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hala şey geliyor bana. Doge bir işe yaramaz bilmem ne diyenler oluyor. Doge bir kere çok işe yarar. Tank setiyle işe yarayan bir şey. Artı varlığında kendi unique seti. İşe yarar her türlü. Tabii ki hasar seti yaptığınız zaman da Doge kullanın demiyorum size. Çünkü hasar setinde Doge o kadar işe yarayan bir şey değil. Gerçekten değil. Ama savunma seti için gayet güzel bir parça. Burada rezistans geldi. Güzel. Pasifi de buradan yavaş yavaş aldırtıyoruz. Antarktik pasiflerine bizim biraz daha odaklanmamız lazım. Daha fazla Antarktik pasifiye toplamamız lazım. Collection'lardan. Bu Antarktik petlerimiz bayağı bitmişti galiba. Bakalım şöyle. Alacağımız bir şey var mı? Biz çünkü transform'a geçtik diye hatırlıyorum. Bu rezistansları falan almamışız. Onları sonra alırız. Antark Hero'yu değil, ilk olarak hani Haruak, Lyra odaklı kasmamız gerekiyor ki. Orada çünkü daha fazla para kasıyorsunuz. Antark Hero'da repo kasıyorsunuz. Önemli olan buranın reposu. Buraya bayağı girmeniz gerekiyor. Bakın şu repolar. Antark'ınkine baksanıza 0 0 0 0. Burada hem Atak Armor, Crash Armor. Bunları almanız gerekiyor. Bunlar çok önemliler. Şimdi vurabiliriz. Ya bu arada direkt anlık tek atmadıkları için adamlar bizim işimize gelir. Tamam, bunu boz. İkinci, üçüncü yediğimizde ona bir şey yapamayacağız. Adamlar da hiç bozmuyor ama bakalım. Şuradan ver. Bunları sat. Burayı da kır. Kalsın böyle. 29K rare olmuş. Şu an neyiz? CD'de miyiz? Normalde CD'deyiz. Eğer Mage Hall. Şey girmezlerse diyecektim. Challenge. Ama girdiler. Bu arada şuna tıklayalım da gitsin oradan. Burası çok diyor. O kadar önemli değil. Kafamız oraya dönük olduğu sürece vurabiliyoruz sonuçta. Çok fena vuruyor ya. Bakın bundan bahsediyorum. Şöyle bunu yapıştır. Tekrardan yersek onu yatma ihtimalimiz var. O yüzden yediğimiz gibi şunu basacağım. Hasarı azaltsın. Gerçi öldü. Çok fazla gerek kalmadı ama. Thunderstorm'da durma. Neyse, o Thunderstorm geldiği zaman da kaçacağız. Şurada da arkasında durmayalım bir dakika. Meditasyonu boz. Boz be abi. Neyse ki şey. Çok güçlü bir yer değil. Çok güçlü bir yer olsa görürdüm ben seni. O meditasyonu bozmamak ne kadar işine gelmiyor. Doğru düzgün vuramıyorsunuz mesela. Orada bir meditasyon kaçırdığınız zaman da deli gibi can yeniliyor. Bir daha onun canını tekrar indirmeye çalışıyorsunuz. Gereksiz yani. Şuraya. Unique ne alaka? Ha, Unique yeni çıkmıştı şeyden. Şuraya kadar sat. T5'ler istemiyoruz.
V6'lar hadi kalsın da. Burada atak kritik artan bilmem ne. Bir tane şeyimiz çıkmış. Renkleri kötü. O yüzden direkt pazara unique trash mahiyetinde satabiliriz. Bunların da yapacağı 100, 140-150K civarında oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şunu hesaplıyorsunuz işte. Şu grind var ya 399 diyor. 98 olarak alacaksınız bunu. Tek sayı oldu mu? Bir düşüğünden hesaplar her zaman oyun. O da şey oluyor. 398 bölü 2 oluyor. Normalde 199 mu oluyor? 190, 199 oluyor aynen. 199 çarpı 650 yapıyorsunuz. Oradan çıkan sonuca göre buraya pazara koyuyorsunuz. Ay 650 diyorum 700 yapıyorsunuz. Yani 200 desek 100 tane 65K 130K falan mı yapıyor? Öyle bir şey yapıyor herhalde. Şöyle sallayalım. Unique trash olarak. Şimdik şurayı aldık. Şöyle bekle. Burası direkt atak veren repolardan şu olması lazım. Ya bura olması lazım. Ya Zümrüt Adası'ydı herhalde bu. Ya Zümrüt Adası ya şu. Armor veya atak. Gayet güzel iki stat. Crash Armor var bakın burada bir. Life var. Speed'iniz idare eder. Speed olması da olurmuş yani. Ya diğerleri hit, mit falan onlar çok önemli değil. Hit sadece DPS'iniz yüksek gösterir. İşe yaramıyor mu? Yarıyor ama pasiflerle zaten yeteri kadar hit'e ulaştığınız için gerek kalmıyor. Şiirler bitti mi? Bitti galiba. 3 fear'ı bekleyip o şekilde de atabilirsiniz. O size kalmış bir şey. T6 unique çıktı bir tane. CCIP. Ulan şu var ya şeyde çıksın. Nasıl diyeyim? Eterli itemde çıksın. Artan çarpan kritik penet. Yani direkt ya tier 7 bile olsa 100 eme gider yani. Ama işte çıkma oranı o kadar kolay değil. Ne oldu? Mitik T5'e kadar satış koymuşuz. Tamam, sıkıntı yok. Şurayı bir dakika görmüyorum. Magic. Tier 9'a çek. Şurayı da sat. Sana burada kırma. Rare'ler. Kır rare'ı. Evet. Kabul etmedik mi biz? Biz etmişiz. Tamam. Başkası etmemiş. Sıkıntı yok. Biri daha toplamıyor mu? Tek kişi mi topluyor? Harbiden tek kişi topluyormuş. Giriş çıkış yeri. Şu aradan atlıyorsunuz zaten. Tek toplarken. Tek toplamıyorsanız da diğer taraftan sona atlıyorsunuz. Onları da bir ara şeyde ya gerçi toplamasını yapmıştım ben buranın da. Göstermiştim herhalde. Diğer tarafı da gösteririz. Şuradan bu şekilde inip hani toplamıyorsanız eğer şöyle geçebilirsiniz. Çünkü zaten buraya gelecekler. Şöyle dur abi. Aha da geldiler. Yatma yatma yatma.
Şunları koy. Çık bakalım. Ya bunu yemeyecektik. Öldük. Terse geçtim bir de şeyde. Yanlış gittim. Geçmesem de ölecektim. Fark etmeyecekti de. Şu fiyer atsın. Mecbur kalkacağız. Şöyle bir tane vur. Crash edeceğiz stamina. Yine çöp. Kaç rubimiz var? 543 daha bayağı ihtiyacımız var. Ruby'ye. Şunları bir sat. Şu recovery already register yazdığına göre satabiliriz yani. Already register. Mevcut anlamına geliyor. Yani öyle anlatayım. Bizi dolduğunu söylüyor yani. Crash crit artan penet. Güzel de işte T6. Hadi bakalım. Warlock. Warlock geçmiş olsun. Haydi bakalım. Burası kesilecek. Bunlar Warlock. Firestorm'dan kaçırıyor bizi Fear. Boşuna bozmaya gerek yok. Burada bizim yememiz gereken şey Firestorm. Onu nereden hasar yedim ben öyle? Yine mi Firestorm atıyor? Yok, o şey atıyor. Ama şöyle bir cam bas. 18 metre durma. 25 metreden aşağısında 25 metre civarında vurmaya çalışın buraları. 20 metreye girdiğiniz zaman da bunun alan skill'i çok fena vuracak bize. O yüzden gerek yok. Bir de bu adam şeyi bozmazsa var ya, şu skill'i bozacak. Drink Potion bakın yazdı zaten. Tıkladım üzerine. Bir saniyesi var, sıfır. Şu an atacak. Bu değil. Atamayacak herhalde. Ha, şu an atıyor. Bunu bozması lazım normalde adam. Bakın can yeniliyor. Ne kadar yüksekse o kadar fazla can yenilecek. Bu T3 atıyor orası da pul. Garip. Şurayı bir sat. T2 kritik. İyi işe yaramaz. Buradan R'leri atmışız zaten. Charm of Lovha. Blok artı 7. Lovha dediğin şey Paladin'in en iyi olması gereken charm'ı. Atı, bloğu, shield damage'i bunların hepsini yüksek bulabilirseniz gayet güzel ama gayet güzel de para isterler yani ondan. Paladin için efsane. Tabi biz şu an Warlock'uz. Warlock'ta da sonuçta bu alınacak. Bunun sadece ataklı olanı var ya. Sadece atı 20 bulabilirseniz 20. Bulamazsanız 19 küsür bir şeyler. 19-18. Bulursanız gayet güzel sizin için. Şöyle bakalım mesela. Bir dakika Foxteach. Loha. Lovha'da bakın. Bunlar hiçbir işe yaramazlar. Bakın Block Shield Damage idareli şeye kullanabilir. Paladinlere. Bunlar kötü. Şu an ataklı Lovha kalmadığı için doğru düzgün Lovha'da bir şeyimiz yok demektir. Neyse bu Foxditch'te ne alabiliriz?
Armor Life Resistance var burada. Şimdi rezistansı yüksek alabilirseniz güzel olur. Armor eksiğiniz çok bir kalmıyor. Hani ileride armor çok işinize yaramayacak. Ama life her türlü işinize yarayabilir. Yani life resistance olarak almanız mantıklı. Ama şeylerde bu Warlock, Paladin ve şey hariç. Warlock'un savunma tarafı bu arada. Paladin ve Warrior hariç armorlu bulmaları gerekiyor. Diğer çarların. Bu üç çarda şey olacak. Armorlu bulmanız gerekmeyecek. Çünkü ana pasifiniz zaten armor olduğu için. Yüzdelik olarak. Kastığın armorun %13'ünü ekliyor size. 12'sini mi 13'ü mü? Öyle bir şey şu. Şu an bizim 20'sini ekliyor da. Burası da çok anlık vuran bir yer. Ama buraya da anlık vurdular. O oldu orada öyle. Şu an küçükten başladığımız için burada doğru düzgün gold kasamayacağız. Ama şey kasacağız. Şuradaki goldları alacağız bir kere. Yani 6K veriyor ortalama. 18K buradan geliyor. Artı Ruby geliyor. Ruby'si için yapılır. Repus'u için yapılır. Başka türlü Antark Hero yapılmaz. Şunu satalım. Burada bir şey yok. Bunları da açacağım da. Çok karıştı biliyor musunuz? Şöyle Mythic, Unique. Unique ne abi? Unique'lerde T3 diye bir şey var. T3'ler çok güzel görünüyorlar. Neden bilmiyorum ama hoşuma gidiyor yani. Görünüm olarak kullanabiliriz. Mesela şöyle göstereyim. Luka şunu taktığınız zaman da bir de şeyi çıkartmanız lazım tabii. Kostümünüzü çıkartmanız lazım. Onun şeklinde görünebilirsiniz. Görünümünüzü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz yani. Doge işe yaramıyor diyen arkadaşlara al. Az öncekiler Doge attığında canımız inmemişti. Şimdikiler Doge atmıyor, takır takır can gidiyor. İkisi de savunma seti. Warrior'da içeride duruyorum ama bu bir ulti attığı zaman da ben büyük ihtimalle giderim. Şöyle bir can bas. Çok zorlanma, çık dışarı. Güzel. Erkek mi kalmış? Erkek sadece şey atıyor. Ama o kadar önemli değil. Ondan da kaçamıyorsunuz zaten. Yani 20 metre içerisinde bir skill atıyor. O da ilke doge denk gelebiliyor. Eğer doge denk gelirse kurtarırız. Doge denk gelmezse yine savunmamızla kurtarırız bu sefer. Her türlü kurtarırız yani, sorun olmaz. Bizim sezon repo ne olmuş ya? Çok bir şey yapmamamıza rağmen iki levele yaklaşmışız. Demiştik. Diğerlerine bakalım. Şeyden sonra bu charmları halletmiş oluruz. Charmları da anlatmış oluruz bir yandan. Az bir şey veriyor gibi olduğuna bakmayın böyle. Her stat böyle az az geliyor, az az geliyor ama bütün her yerden birleşiyor. Birleşikçe çoğalıyor. Yani bir anda çok gelmesinden bir anda çok gelmiyor hiçbir yerden. Bir tek itemlerden bazı yerlerde çok geliyormuş gibi gözüküyor. Ama hiçbir yerden aslında çok fazla bir şey gelmiyor. İtemlerin artısı önemli tabii. Yeterli itemlerde artı çok önemli. Adamlar mesela artı 12 artı 13 maksimum set kullanıyorlar. Sonra diyorlar ki tier 9 olması lazım.
Tier 9 olması lazım. Hiç artı 15 yapmıyor. Ben diyor artı 12'de bırakacağım diyor mesela. Abi artı 12'de bırakana kadar artı 13'te de bırakabilirsin. Bir alt tier'ı. Daha az istiyor zaten. Aynı hani masraf olarak aynı şeye denk geliyor. Artı ucuza gidip daha da masrafsız halde satın da alabilirsin daha düşüğü. Eğer fullemeyi düşünmüyorsan. Tamamen full artı full. Hani birinciyle oynayacağım tarzında düşünüyorsanız. Tamam abi gidin tier 9 alın. Full atak alın. Hiç lafım yok. Ama diyorsanız ben şurayı keseyim yeter. Burayı keseyim yeter. Veya ben şu levelde şu statla şurayı kesebileceğime inanıyorum deyip keseceksiniz tamam. Ama bir yerde bırakacaksanız ona göre set yapın. Real Tides artı 4 Chip Fest. Evet, burası berbat bir yer. Burada fear, ay burada şeyi nasıl kullanacağız? Alan skillimizi. Eğer kullanabilirsek yani şeyi fear'dan çıkma becerimizi kullanabilirsek ve düşecek gibi olursak o zaman kullanacağız. Başka türlü kullanmayacağız. Ve burada öleceğiz büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. 12, 11, 10 diyecek biz çıkacağız. Şöyle yapıştıracağız 2 tane. 3 tane. Gerçi burada vururmuşuz da. Ya ben hastalığa ne ara geçti? Ay yastık diyorum. Diğer tarafa niye geçtim ya? Hata yaptık. Neyse. Ya abicim bir dur. Bir atıp durma bize. Şöyle basalım. Uçalım abi. Burası biraz kötü oldu. Düz vuracağıma gidiyorum şeye basıyorum ya. 145 olduk. Şunu da aldık. Buna da %3 XP verdi. Hiçbir şey vermedi. Ya bu mitik tier 5'e kadar satış muhabbeti şeyde rahat. Adamlara hani verirken şey yapmayalım diye yapıyorum bu arada satacaksak diye. Yoksa kendimiz de kırabiliriz aslında. Bu nedir ya? İnsanın canını acıtıyor şu recovery ile yetersizlikle. O mesela epik olmuş olsaydı daha iyiydi abi. Yeterli olsaydı. Olmasın abi gereksiz stat olacağına bir tane stat. T9 Cruel Tides. Shoulder artı 13. Hatta artı 13 nerede? Tamam farklı bir taneymiş. Bakın şurada ben anlık hasarı engellemek için basacağım bu sefer. Şöyle bir tane de oraya atacağım. Gelmeyin be bana gelmeyin be bana gelmeyin be yapacak bir şey yok. Yemedi. Bizim adamlar hiç kontrol etmiyormuş. Ben vururlar diye dedim bir tane de. Hiç sıkıntı yok şu an bosslar öldü. Kalkmayla uğraşamam bir daha. Burayı kompletledik. Buradan çıktık. %9 XP'ye geldi. %6 falan mı veriyor? Çok az veriyor bu arada. Bu levelde. Önceden buralar biraz daha hızlıydı.
şey çok yavaştı. 158'e kadar. Sonra burayı da biraz yavaşlatmışlar galiba. Diğer tarafı hızlandırınca. Sanki şey gibi bu. Buna bakacağım her seferinde daha farklı stat gelecekmiş gibi geliyor. Aslında duruyor aynı item sonuçta. Boşu boşuna şey yapıyoruz. Evet, okçular. Hata Weiss. Fark etmez. Da Explosion Trap var. O çok fena. Onu yememek lazım. Şu an atacağı var ya. Yaptım onu. Atıyor. Bak, bunu yediğiniz zaman da kesin çıkışınız yok. Lan ne oluyor? Çok yedik. Dur bir dakika. Şöyle bir. Bunların can full herhalde ama. Yine de bastım. Biraz canımız geldiğine göre tekrar girebiliriz. Bir tane amblem aldık. Kritik. Gayet güzel. Abi öldürmeseydin daha da güzel olurdu be. 11, 10, 9, 8, 7, 35, 4, 2, 1, 0. Ölecek mi, ölmeyecek mi diye bir bakıyordum da. Ölecek gibi durmuyordu. Şu alan skili çok fena vuruyormuş bu arada. Denk geldiği zaman da. Kritik yedik onu. Ne Doge geldi ne Elas'ı yetti. İkisi birden olunca tek yedik az önce. Ha, olur öyle şeyler arada. Hayır asla. Sakın satma. Kritiği yapıştır. Güzel. Bir amblemimiz daha oldu. Ha, bunu buraya partiye paylaşabilirdik bu arada. Ne bileyim alışkanlık normalde sürekli paylaşırdık. Ama şu an şey yapmıyorum. Paylaşmıyorum nedense. CCU. Güzel. Hatta Crash Crit. Yani. Armor Crit, Crit Hasar. Armor Crit, Crit Hasar artan hasar. Bu arada adam Mage olduğu için bu gayet güzel item. Onun için. Bayağı bayağı sağlam item. Çünkü Mage'lerde armor ne kadar uğraşırsanız uğraşın fullenmiyor. Bir tane item de armor gerekiyor. Mage'lerde. Direkt tek yememek istiyorsanız. Biraz da Reduce gerekiyor ama. Bu adam Reduce ile hiç uğraşmamış herhalde. Crash crit artan. Crash crit artan. Yani crash crit diyorum. Crit hasar artan. Güzel. Bunların daha güzelini daha ucuza satıyorlardı. Adam denk gelmemiş herhalde. Yani adam şey satıyordu. Artı 12 book satıyordu. Yani kitap satıyordu. Artı 12. Kaç? 22 mi diyordu adam? Çok ucuz mage'in itemleri şu sıralar. Çünkü çok kullanılmıyorlar. Karışık bir şey yaparsanız onun yanında hani bir iki öyle güzel itemle yine iş görebilirsiniz mage'de de. Ama mage Reduce gerekli ya. Armor bir taneden fazla koymayın tabi de. Bir tane yeterli. İleride statınız geçmeyecek şekilde ayarlayın işte. Bu niye buraya kadar götürdü onları? Şöyle yapıştır abi. Dur 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 dur. Diğerlerine vuramadık. Abicim bir durur musun be? Şöyle vura vura gidek de. Evet. Bunu da geçtik.
tane küçük gelecek. Onları unuttuk bak. Yes dedik. Bakalım kim topluyor? Geç kaldım herhalde aynı. Dedim belki alırız. Ama yemedi. Şimdilik. Tekrar sat gitsin. T5'lerle işimiz yok. Burada doğru düzgün altın kazanmayı beklemeyin diyeceğim de bir dakika. Beyazı niye? Beyaz nereden çıktı? Büyük ihtimalle şeydi. Neydi? Şöyleydi. Biz tier 6 falandı. Öyle olunca kırıldı. Satılmadı. Buradan direkt karşıya geçelim. Tek toplayıcı var zaten. Evet geliyorlar. O adam ne yapıyordu? Takılanları mı kesiyor? Bu ikisi birbirine takılıyor burası. O yüzden orayı baştan şey yaptı. Kesti adam bir daha uğraşmasın diye de. Keşke biz de vuraydık. Kurduğumuz efsane ha. Şuradan bir dakika. Başka bir bineğimiz yok muymuş diyeceğim. Binek varsa değiştiririz bineğimizi. Kurtla geziyoruz full. Evet burada kesin yatacağız bu arada. Burası kolay bir yer değil. Yani %99 ihtimalle yatacağız. Bakalım %1 gerçekleşecek mi? Şöyle bekle. Ha, şimdi başla. Başlarsam biraz daha şanslı olabilirim. Çekme beni içeri. Güzel. Erkenden vurmadığım için hayatta kaldım. Başka bir şey yok yani açıklaması yok. Adam iyice topladı. Direkt kesmedikleri için rahat bir şekilde. Adama can bastım. Yatmasın diye. Evet. Sığmıyorlar şeye. Oo, 20 metreye durma. Şöyle vur. Bir 25 metreden bir çekildim. Haydi abi. Kesebilirsiniz, yapabilirsiniz. Haydi. Evet. %25 XP'ye geldik. Yine şey yani. İleriki levellere göre hızlı. Şeye göre yavaş olsa bile. Buraya göre. Biraz yaymışlar galiba leveli. Hafif. Ama yine daha az XP'ye düşmüş ya. Burayı salla. Sonra satışa gel yine. Burayı bir MC'ye çek. Şurayı tier 9'a çek. Tier 6'ya bile çeksek yeterliydi aslında da. Alışkanlık. Şuradaki rare'ı da kır. Evet arkadaşlar, clear'ı bölmemek adına burayı şimdilik keselim. Yani keselim dediğim şu şekilde. Şu videodan sonra kapatalım. Bir sonraki videoya o şekilde geçelim.
Partiden çıkmayayım yani. İki parti olarak gelmiş olsun. Zaten uzun sürüyor. Clear çok fazla uzun sürüyor harbiden. Eğer adamlar tamamen tamamlarsa burayı 3 saat falan sürecek ki biz niye yanlış yerde duruyoruz? Dur bir dakika. Geç setine. Burayı da kestirelim. Bundan sonra yapalım. Nerede başladı? Paladin alanı. Evet. Tamam, vur vur, sıkıntı yok. Güzel. Hiçbir hasarsız, hasar pasifsiz. 32K'larda falan vuruyoruz. İş görüyor. Kanalıma abone olabilir, olup bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.